Merhaba. Erdoğan fiili olarak sorumsuz padişahlığı kurdu. Şimdi bunu kurumsallaştırma derdinde. Başarırsa olay biter. Başarırsa. İcraatlarından dolayı sorgulanabiliyor mu? Hayır. Attığı imzaların hesabını veriyor mu? Hayır. Vatandaş pahalılık ve işsizliği ondan biliyor mu? Hayır. Dönelim. Tüm pozitif gelişmeler onun hanesine yazılıyor mu? Evet. Tüm negatif konular günah keçilerine yükleniyor mu? Evet. O gün çıkarı neyse o yönde politika üretiyor mu? Evet. Haliyle fiilen hesap sorulamaz, sorgulanamaz, hikmetinden sual olmaz. Allah'ın lütfu bir Cumhurbaşkanı var. Erdoğan ve çevresine bu yetmiyor. Onun için kılçıksız ila nihaye kendi taht riyasetinde bir düzeni inşa etme derdinde. Gel gelelim kurbanın bile ısıtılan suya bir dayanma sınırı varken bizim toplum inceleme konusu olmalı gerçekten. Fokur fokur kaynayan kazanın içinde millete bir şey olmuyor. Türkiye'de yargı da yokmuş demokraside. Olsaydı yargı da demokraside kendini korur tedbirler geliştirirdi birilerinin mesela yargıyı kitlemesine izin vermezdi. Enteresan bir şey oldu. Dikkat edin son aylarda sözüm ona muhalif siyaset ve medya unsurları telaşlandı. Kimi ifşalardan tedirgin oldular. Kimi itiraflardan paniklediler. Kimi gerçeklerin aktörleriyle birlikte ortaya çıkmasına ateş püskürdüler önceleri görmediler, duymadılar, konuşmadılar. Baktılar olmuyor, konuşanları itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Yine olmayınca pozisyon arayışına girdiler. Zira geçici olarak Erdoğan merkezli inşa edilen rejimde nöbet değişimi bekliyorlardı. Başkası yapsa ters tepecek temizlik henüz bitmemişti. Bir zaman daha geçecek, iktidar doğal olarak yıpranacak, rejim altın tepsi içinde zahmetsiz kendilerine sunulacaktı. Olmadı. Amma bilerek, amma bilmeyerek birileri tekere çomak soktu. Türkiye'de sadece iktidar çökmüyor. Sarayın gizli açık ortakları, sinsi destekçileri, devrimci işbirlikçileri de dağılıyor. Unutmayın çöküş itiraflarla başlar o oluyor